51. Piramos ve Tisbe. Burada bir dipnot düşmek istiyorum arkadaşlar. Yunan ve Roma mitolojisine göre birbirlerine bitişik evlerde yaşayan Piramos ve Tisbe, ailelerinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçmaya karar verirler. Tisbe'yi bir aslanın parçaladığını sanan Piramos intihar eder. Sevgilisinin bir yanlış anlaşılma sonucu kendini öldürdüğünü anlayan Tisbe de aynı bıçakla intihar eder. Hikayeye devam ediyoruz. Zengin San Honor Mahallesi'nin ana caddesinin üçte ikisi geçildiğinde, zarif evlerin arasında dikkati çeken güzel bir konağın arkasında, boyları kale gibi yüksek, koca duvarları aşan sık kestane ağaçlarının, ilkbahar geldiğinde pembe ve beyaz çiçeklerini 13. Louis döneminden kalma demir bir parmaklığın da aralarında bulunduğu, dörtgen iki duvar ayağının üzerine paralel yerleştirilmiş, Oluklu iki taş saksıya döktüğü geniş bir bahçe uzanır. Bu görkemli giriş, iki saksıda yetişen ve damarları mermeri andıran yaprakları ve rüzgarda salınan lal kırmızısı çiçekleri olan muhteşem sardunyalara rağmen, konağın sahiplerinin uzun süre önce konakla, mahalleye bakan ağaçlarla kaplı avluyla ve kapısında o parmaklığın bulunduğu ve eskiden mülkiyetin bitişiğindeki bir dönümlük harika bir bostanın yanında yer alan bahçeyle yetinmeye karar verdiklerinden beri kullanılmamaktaydı ama spekülasyon iblisinin bu bostanın kenarına bir çizgi çekmesi yani oraya bir sokak yapmaya karar vermesiyle kararmış demir bir levha sayesinde daha kendisi var olmadan bir ismi olan bu sokağın üzerine binalar inşa etmek ve Paris'in San Honor olarak anılan o büyük arteriyle rekabet etmek amacıyla bostanın satılması düşünülmüştü. Ama söz konusu spekülasyon olduğunda insan önerir, para isteneni yapar. Vaftiz edilmiş sokak daha beşikteyken öldü. Bostanı satın alıp parasını ödeyen adam onu istediği fiyata satabileceği bir alıcı bulamadı ve buranın günün birinde muhakkak değerleneceği düşüncesiyle beklediği sürenin ve yatırılmış sermayesinin kayıplarını telafi edebilecek şekilde bu araziyi yılda 500 franga bostancılara kiraladı. Birçok kişinin yatırımlarıyla %50 kazandıkları bir dönemde %1,5'luk bir faiz kimseye çekici gelmiyordu. Bununla birlikte eskiden bostana bakan bahçenin parmaklıklı kapısı kullanılmıyor ve pas menteşelerini kemiriyordu. Ayrıca iğrenç bostancıların çirkin bakışlarıyla aristokratik bahçenin içini lekelememeleri için parmaklıkların üzerine 6 ayak yüksekliğinde tahta bir bölme yapılmıştı. Doğrusu bu ya tahta levhalar birbirlerine iyice bitişik değildi ve kaçamak bir bakış aralarından sızabilirdi. Ama bu ağırbaşlı ev yapılacak saygısızlıklardan korkmuyordu. Bu bostanda lahana, havuç, turp, bezelye ve kavun yerine yabani yonca yetişmesi bu terk edilmiş arazinin hala satılacağının düşünüldüğünü belli ediyordu. Tasarlanan sokağa açılan küçük bir kapı, kiracıların bereketsizliği nedeniyle terk ettiği ve bir haftadır eskisi gibi yüzde bir buçuk yerine hiç kazanç getirmez olmuş duvarlarla çevrili bu araziye giriş sağlıyordu. Konak tarafında sözünü ettiğimiz kestane ağaçları duvarı sarsa da çiçek açmış diğer ağaçların aç dallarını havaya onların aralarından uzatmasına engel değildi bu. Yaprakların gün ışığının aralarından sızmasına zar zor izin verecek ölçüde iç içe geçtiği bir köşedeki taş bir bank ve bahçe sandalyeleri, buranın yüz adım ötedeki konağın bazı sakinleri için bir buluşma ya da inziva yeri olduğunu belli ediyordu ve bu mekan etrafı yeşillikten çitlerle çevrili olduğu için güçlükle fark edilebiliyordu. Nihayet güneş ışınlarının ulaşmaması, yazın en sıcak günlerinde bile sürekli serin olması Kuşların şakıması, evden ve sokaktan, yani işlerden ve gürültüden uzak olması bu gizemli yerin seçimini doğruluyordu. İlkbaharın Paris sakinlerine bahşetmeye henüz başladığı en sıcak günlerden birinin akşamında bu taş bankın üzerinde bir kitap, bir şemsiye, bir el çantası ve işlenmeye başlanmış bir patiska mendil vardı ve bu bankın biraz ötesinde parmaklıkların kenarında tahta levhaların önünde ayakta duran genç bir kadın kafes biçimli çitin bir gözünden bildiğimiz ıssız bostana bakıyordu. Neredeyse aynı anda bu arazinin küçük kapısı sessizce kapanırken uzun boylu, güçlü, Ağartılmamış bezden bir gömlek giymiş, kadife bir kasket takmış ama bakımlı bıyıkları, sakalları, saçları bu halk giysisiyle pek uyum içinde olmayan bir adam gözetlenip gözetlenmediğini anlamak için hızla etrafına baktı ve girip kapıyı arkasından kapadı. Aynı hızlı adımlarla parmaklığa yöneldi. Genç kız beklediği ama muhtemelen bu kıyafetle geleceğini ummadığı kişinin görüntüsü karşısında korkarak geri çekildi. Yine de genç adam kapının aralıklarından sadece aşıklara özgü o bakışla beyaz bir elbisenin, uzun mavi bir kemerin salındığını görmüştü. Hızla kapıya doğru gidip ağzını bir açıklığa dayadı. Korkmayın Valentin, benim, dedi. Genç kız yaklaştı. Ah, Monsieur, dedi. Bugün neden bu kadar geciktiniz? Birazdan akşam yemeğinin yeneceğini, buraya korkarım uzun sürmeyecek olan işlerimi yapmak için gelirken, beni sürekli gözleyen üvey annemi, beni sürekli ihbar eden odacı kadını ve bana işkence eden erkek kardeşimi atlatmak amacıyla nasıl kurnazca ve eli çabuk davrandığımı biliyor musunuz? Benden bu gecikmeden dolayı özür diledikten sonra hoşunuza giderek giydiğiniz ve neredeyse sizi tanımamamı sağlayan bu giysinin ne anlama geldiğini açıklayacaksınız. Sevgili Valentin, dedi genç adam, size olan aşkım size söylemeye cesaret edemeyeceğim kadar yüce. Yine de sizi her görüşümde, kendi sözlerimin yankısı sizi göremediğim zamanlarda kulaklarımı hafifçe okşasın diye size hayran olduğumu söyleme ihtiyacını duyuyorum.'' Şimdi beni zarifçe payladığınız için size teşekkür ederim. Çünkü bu paylama bana beni beklediğinizi söylemeye cesaret edemesem de beni düşündüğünüzü kanıtlıyor. Gecikmemin ve kılık değiştirmemin nedenini soruyorsunuz. Size bunları açıklayacağım ve umarım nedenlerimi bağışlarsınız. Yeni bir meslek seçtim. Yeni bir meslek mi? Ne söylemek istiyorsunuz Maximilian? Ve bizimle ilgili konuları şakaya vurarak konuşacak kadar mutlu muyuz? Ah Tanrı beni hayatım anlamına gelen şeyle ilgili şaka yapmaktan korusun ama tarlalarda koşturmaktan ve merdivenleri tırmanmaktan bıktım. Geçen akşam babanızın beni bir hırsız olarak yargılatacağı düşüncesini aklıma sokmanızdan beri cidden korkuyorum. Bu durum bütün Fransız ordusunun onuruna leke düşürürdü. Ayrıca kuşatılacak en küçük bir kalenin ya da savunulacak en ufak bir tabyanın bulunmadığı bu arazinin etrafında sürekli dönüp durmamın çevredekileri şaşırtma olasılığı da beni bir o kadar ürküttü. Bu yüzden bir sipahi yüzbaşı olmak yerine bostancılık yapmaya karar verdim ve mesleğime uygun bir elbise giydim. Çok güzel. Nasıl bir çılgınlık bu? Tam tersine sanırım hayatımda yaptığım en akıllıca işti. Çünkü güvenliğimizi sağlayacak. Bunu açıklar mısınız? Tamam o zaman bu arazinin sahibini buldum. Eski kiracılarla sözleşmesi bitiyormuş. Ben de burayı kiraladım. Gördüğünüz tüm bu yabani yoncalar bana ait Valentin. Kuru otların arasına bir kulübe yapmamı ve artık 20 adım ötenizde oturmamı hiçbir şey engelleyemez. Ah sevincime ve mutluluğuma hakim olamıyorum. Valentin, tüm bu masrafları karşılayamayacağımı mı düşünüyorsunuz? Bu imkansız, öyle değil mi? Tamam o zaman, hayatımın 10 yılını vereceğim tüm bu mutluluğun, tüm bu sevincin bana kaça mal olduğunu tahmin edersiniz. 3 aylık taksitlerle ödenmek üzere yılda 500 franga. İşte gördüğünüz gibi artık korkacak bir şey yok. Burada kendi arazimdeyim, duvarıma bir merdiven dayayıp üzerinden dışarı bakabilirim. Ve eğer gururunuz bir gömlek giyip bir kasket takmış zavallı bir gündelikçi işçinin ağzından o sözleri duymaktan incinmezse, bir devriyenin beni rahatsız etmesinden endişe duymadan sizi sevdiğimi söyleme hakkına sahibim. Valentin, sevinçli bir şaşkınlığı dışa vuran hafif bir çığlık attı. ''Ne yazık ki Maximilian'' dedi kıskanç bir bulut yüreğini aydınlatan güneş ışığını aniden gölgelemiş gibi bir hüzünle. Artık kendimizi özgür hissedeceğimiz için mutluluğumuzu tehlikeye atacağız. Bu güvenlik önlemi nedeniyle aşırıya kaçacağız ve bu da her şeyi mahvedecek. Dostum, sizi tanıdığımdan beri, size hayatımın ve düşüncelerimin sizin hayatınıza ve düşüncelerinize tabi olduğunu kanıtlayan bana bunu nasıl söylersiniz? Bana neden güvendiniz? Mutluluğumdan dolayı, öyle değil mi? Bana belli belirsiz bir içgüdünün size büyük bir tehlikeye attığınızı hissettirdiğini söylediğinizde sizden size hizmet etme mutluluğundan başka bir ödül istemeksizin kendimi size adadım. O zamandan beri sizin için kendini ölüme atmaktan mutluluk duyacaklar arasından beni seçmeniz nedeniyle pişmanlık duyacağınız tek bir söz söyledim. Tek bir harekette bulundum mu? Zavallı çocuk, bana Mösyö Depina ile nişanlandığınızı, bu evliliğe babanızın karar verdiğini, Monsieur de Villefort'un istediği her şey şaşmaz bir şekilde yerine geldiğinden bu işin kesin olduğunu söylediniz. Bunun üzerine benim ya da sizin iradeniz dışında gelişecek olayları, kaderin, Tanrı'nın müdahalesini bekleyerek bir kenara çekildim. Ama yine de beni seviyorsunuz. Benim için üzülüyorsunuz. Evet Valentin, bunu bana söylediniz ara sıra tekrarlamanızı istediğim ve bana her şeyi unutturan o tatlı sözler için teşekkür ederim. İşte sizi cesaretlendiren de bu Maximilian. İşte bana kimi zaman mutlu, kimi zaman da sıkıntılı anlar yaşatan da bu. Öyle ki kendi kendime sık sık eskiden üvey annemin sert tavırlarından ve oğluna körü körüne bağlılığından dolayı çektiğim acının mı? Yoksa sizi gördüğümde hissettiğim tehlikelerle dolu mutluluğun mu iyi geleceğini soruyorum.'' Tehlikelerle dolu mu?" diye haykırdı Maximilian. "Bana bu kadar sert ve haksız bir şeyi nasıl söyleyebilirsiniz? Efendisine benim kadar bağlı bir köleye hiç rastladınız mı? Bazen sizinle konuşmama izin verdiniz Valentin, ama bana sizi izlememi yasakladınız. Buna itaat ettim. Bu araziye sızmanın, sizinle bu kapı aralığından konuşmanın, nihayet sizi görmesem de yanınızda olmanın bir çaresini bulduğumdan beri bu parmaklıkların arasından bir kez olsun eteğinize dokunmak isteyip istemediğimi söyler misiniz? Gençliğim ve gücüm karşısında gülünç bir engel olan bu duvarı aşmak için tek bir adım attım mı? Katı tutumunuza tek sitem etmeden, bir arzumu asla yüksek sesle dile getirmeden, geçmiş zaman şövalyeleri gibi sözüme bağlı kaldım. Adil olmadığınızı inanmam için en azından bunu itiraf edin. Bu doğru, dedi Valentin. Maximilian iki tahta levha arasından uzattığı ince uzun parmaklarından birinin ucunu öperken. Bu doğru, siz dürüst bir dostsunuz. Ama neticede kendi çıkarınız için böyle davrandınız sevgili Maximilian. Kölelerin taleplerde bulunmaya başladığı gün her şeyi kaybetmesi gerektiğini iyi biliyordunuz. Bana hiç dostu olmayan, babası tarafından unutulan, üvey annesinden eziyet gören, ve tek tesellisi eliyle elimi sıkamayan, benle sadece gözleriyle konuşan ve yüreği hiç kuşkusuz geriye kalan bir parça sıcaklığıyla benim için atan, yatalak, suskun, buz tutmuş bir ihtiyar olan bana, bir ağabeyin dostluğunu vaat ettiniz. Bu, beni benden güçlü olanların düşmanı ve kurbanı yapan, bana dost ve yardımcı olarak bir kadavrayı veren kaderin acı bir alayı. Ah, gerçekten de Maximilian. Size çok bahtsız olduğumu ve beni kendiniz için değil benim için sevmekte haklı olduğunuzu tekrarlıyorum. Valentin dedi genç adam büyük bir heyecanla. Bu dünyada sadece sizi sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü kız kardeşimi ve eniştemi de seviyorum. Ama o tatlı ve yumuşak sevgi size karşı hissettiğim duygulara hiç benzemiyor. Sizi düşündüğümde kanım kaynıyor, göğsüm şişiyor, yüreğim kabarıyor. Ama bu ateşli tutkuyu, bu insanüstü gücü size hizmet etmek için kullanmamı söyleyeceğiniz güne kadar sizi sevmek için kullanacağım. Söylendiğine göre M. Franz Depinay bir yıl daha burada olmayacak. Bu süre içinde bize yardım edecek uygun koşullar ortaya çıkabilir. Neler neler olur. Umudumuzu hiç kaybetmeyelim. Umut etmek iyi ve hoştur. Ama bu arada benim bencilliğimden söz eden siz, Valentin, benim için edepli Venüs'ün güzel ve soğuk heykeli gibi davranmaktan başka ne yaptınız? Bu fedakarlığın, bu itaatin, bu ağır başlılığın karşılığı olarak bana hangi vaatte bulundunuz? Hiçbir şey. Bana yüreğinizde ne kadar yer ayırdınız? Küçük bir yer. Bana nişanlınız Franz Depinay'dan söz ediyor ve bir gün ona ait olacağınızı düşünerek hiç çekiyorsunuz. Söylesenize Valentin, ruhunuzda başka bir şeye yer yok mu? Nasıl olur? Size hayatımı adıyorum, size ruhumu veriyorum, yüreğimin en hafif çarpıntısını size atfediyorum ve tamamen size ait olduğumda, kendi kendime alçak sesle sizi kaybedersem öleceğimi söylediğimde, sadece bir başkasına ait olma düşüncesinden, başka hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Ah Valentin, Valentin, sizin yerinizde olsaydım, sevdiğimden sizi sevdiğim kadar emin olsaydım, şimdiye kadar elimi yüz kere şu parmaklıkların arasından uzatıp, Zavallı Maksimilyan'ın elini tutar ve ona bu dünyada ve ahirette sadece size ait olacağım Maximilian derdim. Valentin hiç cevap vermedi ama genç adam onun iç çekip ağladığını duydu. Bu tepki üzerine Maximilian kendini hemen toparladı. "Ah!" diye haykırdı. "Valentin, Valentin, sözlerimde sizi incitecek bir şey varsa söylediklerimi unutun." "Hayır," dedi Valentin. Haklısınız ama babam bana bir yabancı gibi davrandığı için kendimi neredeyse bir yabancı gibi hissettiğim bir evde yaşayan ve on yıldır çelikten iradelerini bana dayatan efendiler karşısında iradesi her gün, her saat, her dakika zayıflayan zavallı bir yaratık olduğumu görmüyor musunuz? Kimse ne kadar acı çektiğimi fark etmiyor ve bunları sadece size anlatıyorum. Görünürde ve herkese göre benim için her şey yolunda gidiyor. Herkes bana sevgiyle yaklaşıyor, ama aslında herkes bana düşman. Herkes, de Wilford'un kızına karşı şefkatli davranamayacak kadar ciddi ve sert olduğunu, ama kızı en azından Madame de Wilford'da ikinci bir anne bulmanın mutluluğunu yaşadığını sanıyor. Evet, herkes yanılıyor. Babam beni hiç umursamıyor. Üvey annem bana hiç durmadan gülümsemesinin altında gizlediği için daha da ürkütücü bir hal alan büyük bir nefret besliyor. Sizden nefret etmek mi Valentin? Sizden nasıl nefret edilebilir? Ne yazık ki dostum, dedi Valentin, bu nefretin benim için neredeyse doğallaştığını itiraf etmek zorundayım. Oğluna, kardeşime duvar tapıyor. Yani? Yani konuştuklarımıza bir para meselesini karıştırmak bana garip geliyor ama sanırım nefreti en azından bundan kaynaklanıyor. Kendisine ait bir serveti bulunmamasından, benimse annemden kalan gelirle şimdiden zengin olmamdan, ve bu servetin günün birinde Mösyö ve Madame de Saint-Meran'dan bana miras kalacak servetle daha da artacağını düşünmesinden dolayı sanırım beni kıskanıyor. Ah tanrım, Mösyö de Wilford'un evinde bana babasının kızı gibi davranılacağını bilseydim, ona bu servetin yarısını verir bir an bile beklemezdim. Zavallı Valentin. Evet, kendimi zincirlenmiş gibi hissediyorum. Ama aynı zamanda zayıflığımın o kadar farkındayım ki, Adeta bana destek olan bu bağları koparmaya korkuyorum. Zaten babam emirlerine cezalandırılmadan karşı konacak biri değil. Bana karşı çok otoriter davranır. Kusursuz bir geçmişe neredeyse kimsenin ilişemeyeceği bir konuma sahip olduğundan size hatta krala karşı bile öyle davranacaktır. Ah Maximilian, size yemin ederim ki mücadele edemiyorum. Çünkü bu mücadelede benim gibi yenik düşeceğinizden korkuyorum. Ama Valentin diye mırıldandı Maximilian. Neden böylesine mutsuzluğa kapılıyor ve geleceğe hep karamsar bakıyorsunuz? Ah dostum, çünkü geleceğimi geçmişime bakarak yorumluyorum. Bakın, aristokratların bakış açısına göre iyi bir talip sayılmayabilirim. Yine de yaşadığınız çevreye birçok açıdan bağlıyım. Artık iki Fransa'nın olduğu dönemde yaşamıyoruz. Monarşinin en soylu aileleri imparatorluk ailelerinin içinde eriyip gitti. Kılıç aristokrasisi top soyluluğu birleşti. Ben top soyluluğuna aidim. Orduda iyi bir geleceğim var. Sınırlı ama kendime ait bir servete sahibim. Nihayet babamın anısına hala bölgemizin en dürüst tüccarlarından biri olarak saygı duyulur. Bölgemiz diyorum Valentin. Çünkü siz de neredeyse Marsilyalı sayılırsınız. Bana Marsilya'dan söz etmeyin Maximilian. Bu tek sözcük bana iyi yürekli annemi, ölümüne herkesin üzüldüğü ve bu dünyadaki kısa yaşamında yaptığı gibi en azından gökyüzündeki sonsuz yolculuğunda da kızının üzerinde titrediğini umduğum o meleği hatırlatıyor. Ah Maximilian, zavallı annem yaşasaydı korkacak hiçbir şeyim olmayacaktı. Ona sizi sevdiğimi söyleyecektim ve o da sizi koruyacaktı. Ne yazık ki Valentin diye karşılık verdi Maximilian. Anneniz yaşasaydı hiç kuşkusuz sizi tanıyamayacaktım. Çünkü o yaşasaydı mutlu olacağınızı söylediniz ve mutlu Valentin bulunduğu yükseklikten bana küçümseyerek bakacaktı. Ah dostum diye haykırdı Valentin. Şimdi de siz haksızlık ediyorsunuz ama bana söylesenize. Size neyi söylememi istiyorsunuz dedi Valentin'in tereddüt ettiğini gören Maximilian. Bana eskiden Marsilya'da babanız ve babam arasında bir anlaşmazlık olup olmadığını söyleyin. Babanızın Bourbonların en ateşli taraftarlarından biri olan babamın imparatora bağlı biri olması dışında bildiğim kadarıyla hayır, diye yanıtladı Maximilian. Sanırım yaşadıkları tek düşünce ayrılığı buydu. Ama bunu neden sordunuz Valentin? Bunu size anlatacağım, diye yanıtladı genç kız. Çünkü her şeyi bilmeniz gerek. Legion de Han'ı örneşanı almanızın gazetede yayımlandığı gündü. Hepimiz büyük babam Monsieur Nortier'in yanındaydık. Dahası Monsieur d'Anglars da de oradaydı. Atları önceki gün az kaldı annemi ve kardeşimi öldürecek olan o bankacıyı tanıyor musunuz? O beyler Matmazel Denglars'ın evliliğinden söz ederken ben de büyük babama yüksek sesle gazete okuyordum. Sizinle ilgili ve daha önce okuduğum habere geldiğimde, zira önceki sabah bu güzel haberi bana vermiştiniz, o habere geldiğimde çok mutlu oldum. Aynı zamanda isminizi yüksek sesle okumak zorunda kaldığım için titriyordum. Ve sessizliğimin hayra yorulmayacağından çekinmesem isminizi atlardım. Bunun üzerine tüm cesaretimi topladım ve okudum. Sevgili Valentin, Evet, babam isminizi duyar duymaz başını çevirdi. Herkesin bu isim karşısında yıldırım çarpmışa döneceğine öylesine inanıyordum ki, görüyorsunuz ne kadar çılgınım, babamın ve hatta bunun bir yanılsama olduğuna eminim, Mösyö Denglars'ın bile ürperdiğini görür gibi oldum. Morel, dedi babam, durun biraz, kaşlarını çattı. Bu adam Marsilyalı Moreller'den, 1815'te bizi onca sıkıntıya sokan o kudurmuş monopartçılardan biri olmasın? Evet, diye yanıtladım Mösyö Denklerz. Hatta sanırım eski armatörün oğlu. Gerçekten mi? dedi Maximilian. Peki ya babanız ne cevap verdi Valentin? Ah, size söylemeye cesaret edemeyeceğim korkunç bir söz söyledi. Siz yine de söyleyin, dedi Maximilian gülümseyerek. İmparatorları bütün bu fanatiklere hatlerini bildirmeyi biliyordu. Onları ön saflarda önemsiz askerler olarak adlandırıyordu ve bu hak ettikleri tek nitelemeydi. Yeni hükümetin bu koruyucu ilkeyi yeniden yürürlüğe koymasından çok memnunum. Bize pahalıya mal olsa da bu ilkeye uymak için Cezayir elinde tuttuğu için hükümeti kutlayacağım. Oldukça sert bir siyasi tavır sergilemiş, dedi Maximilian. Ama Monsieur de Wilford'un söylediklerinden dolayı utanmayın sevgili dostum. İyi yürekli babamın bu konuda babanızdan aşağı kalır yanı yoktu ve hiç durmadan onca güzel işi beceren imparatorun yargıçlardan ve avukatlardan oluşan bir alay oluşturmadığını ve onları sürekli cephenin ateş hattına göndermediğini tekrarlardı. Gördüğünüz gibi sevgili dostum, ifadenin can alıcılığı ve düşüncelerin inceliği açısından iki tarafta eşdeğerdi. Ama Mösyö Denglars Kraliyet Savcısının bu çıkışı karşısında ne söyledi? Ah çok vahşi bulduğum o kendini özgü sinsi kahkahasını attı. Ardından hemen ayağa kalkıp dışarı çıktılar. O zaman büyük babamın çok heyecanlandığını fark ettim. O zavallı felçlinin duygularını sadece benim tahmin edebildiğimi size söylemeliyim. Zaten önünde gerçekleşen sohbet sırasında, çünkü zavallı büyük babama hiç aldırış edilmiyor, anladığım kadarıyla bir fanatiği olduğu imparator hakkında kötü şeyler söylenmesinin onu çok derinden etkilediğinden kuşkulanmıştım.'' Gerçekten de imparatorluğun en tanınmış isimlerinden biriydi. Senatör oldu ve bildiğiniz ya da bilmediğiniz gibi restorasyon dönemindeki her bonapartçı komplonun içinde yer aldı. Evet bazen alçak sesle garibime giden bu tür sözler edildiğini duyuyorum. Büyük babam bonapartçı, babam kralcı. Ne yapmamı bekliyorsunuz ki? Bunun üzerine ona döndüm. Bana bakışlarıyla gazeteyi gösteriyordu. Neyiniz var büyük baba? diye sordum. Memnun kaldınız mı? başıyla evet işareti yaptı. Babamın söylediklerinden mi? Hayır işareti yaptı. Mösyö Denglars'ın söylediklerinden mi? Yine hayır işareti yaptı. O zaman Mösyö Morel'in, Maximilian demeye cesaret edemedim. Lejyon de Hanar almasından mı? Başını evet dercesine salladı. Buna inanır mısınız Maximilian? Sizi tanımadığı halde Lejyon de Hanar almanıza sevinmişti. Bu belki de çılgınlığından kaynaklanıyor. Çünkü çocukluğuna döndüğü söyleniyor. Ama bu evet cevabından dolayı onu çok seviyorum. İlginç diye düşündü Maximilian. Demek babanız benden nefret edecek. Oysa büyük babanız tam tersine. Taraf olmanın bu tutkuları ve nefretleri çok garip şeyler. Şşt dedi Valentin aniden. Saklanın, kaçın, birileri geliyor. Bir kazmanın üzerine sıçrayan Maximilian, yabani yoncaları acımasızca alt üst etmeye başladı. Matmazel, matmazel diye bağırdı biri ağaçların arkasından. Madame de Villefort her yerde sizi arıyor. Salonda bir ziyaretçiniz var. Bir ziyaretçi? dedi çok heyecanlanan Valentin. Bizi kim ziyarete gelmiş olabilir? Söylendiği kadarıyla büyük bir senyor, bir prens, Sayın Monte Cristo Kontu. Geliyorum, dedi Valentin yüksek sesle. Valentin'in her görüşmenin sonunda hoşça kalın niyetine geliyorum dediği Maximilian parmaklığın diğer yanında bu isim karşısında ürperdi. ''Şuraya bak'' dedi dalgın bir halde kazmaya yaslanan Maximilian. ''Monte Cristo Kontu Monsieur de Wilford'u nereden tanıyor?''